Selam dostlar. Şöyle arka manzaramız harika. Şimdi Selçuk'tayım. Yarış alanında, start alacak olan yerdeyim. Daha yeni yeni şeyler kuruluyor. Standlar. Sanırım saat 12'de de çipleri almaya başlayacağız. Yani yarış kitini. Şimdi olaya hakim olmayanlar için, yeni takip eden dostlar için genelde bu tür yarışlarda bir gün öncesinde burada oluyoruz. Yani yarıştan bir gün önce ya da iki gün önce. Yol yoruyor tabii ki, uzun yoldan geliyorsanız benim gibi. Her yarış 1000 kilometre. Niye yarış kitini alıyoruz? Arkadaşlar, yarış kitinin içerisinde işte hem buraya bulunan bölgeye özgü böyle tişörttü, çantaydı falan, buna benzer şeyler. Ama asıl durum yarışma kitindeki GPS. Yani yarışma süresince hem numaramızda yer alan hem de çantamıza astığımız ultra trail yarışlarında ufak GPS'ler var. Yani yarış esnasında bir yerden kaytarmadığınızı gözetlemek için kullanılan, yani tam parkuru tamamladığınıza yönelik gözlem GPS'i diyebilirim. Şimdi dediğim gibi 12'yi bekleyeceğim. Bu arada hemen şöyle biraz geriye geleyim. İnanılmaz tarihi bir yer. Birazdan oraları da gezeceğim. Sizlerle de paylaşacağım. Ben aracı hemen şu yan tarafa koydum. Araç üstü çadırda kalacağım bugün. Yarın sabah da zaten burada start alacağız. O yüzden bu kez otelim güzel yerde diyebilirim. Şimdi birazdan da girip içeride neler var, neler yok, onlara bakarız. Çünkü bu tarz yerlerde genelde hep indirimde alabileceğiniz, aktivitede kullanacağınız spor kıyafetler oluyor. Doğru ekipman ve buna benzer şeyleri bu tarz yerlerde bulabilirsiniz. Hani internet üzerinden genelde sipariş veriyoruz, alıyoruz ama burada deneme şansınız da olabiliyor. Şimdi birazdan geçip oraları da dolaşacağım. İlerleyen dakikalarda çadır olayını, nerede konaklayacağımı da size göstereceğim. Görüşürüz. Selamlar. Şimdi yarış maketimizi aldık. Burada böyle bir alan var. Kısaca göstereyim size de. Burada şey imzalamayı, hemen arkasından da şöyle söyleyeyim. Buradan da hemen kit alınıyor. 60, 120 ve 40 küsür kilometre burada. Daha düşük olanlar da bu tarafta. Bu şekilde böyle bir alan var. Tekerle. Yarın hazır şimdi. Arkadaşları da bekleyeceğim. Tarsus'tan da, Mersin'den de gelen arkadaşlar var. Onlar da şimdi kitlerini alacak. Sıraya girdiler. Şimdilik durum vaziyet böyle. Görüşürüz. Şu yukarıda kale var arkadaşlar. Hemen şehir merkezinin 100-150 metre yukarısında. Oradan çıktık böyle bir meydanda. Mersin'den bu arada 3 öğretmen arkadaşımla karşılaştık. Onlarla selamlaştık. Tarihi yapılar inanılmaz. Ve şehrin içine girdikçe, yani hani ara sokaklara girdikçe buna benzer inanılmaz böyle yapılarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani gerçekten eski yapılara bayılıyorum. 14. yüzyıl Selçuklu Beylik eseri Kılıç Aslan Camisi. Şuna bakar mısınız?
Işık inanılmaz. Selam tekrardan dostlar. Şimdi çadıra çıktım. Biraz dolaştık şehir içinde. İnanılmaz tarihi yerler var. Tabii yarın Efes Antik Kent'in tam içinde koşacağız. Hava oldukça sert, yarın rüzgarlı olacağı söyleniyor. İkinci günü de bu şekilde bitirmeyi planlıyorum. Artık dinlenme zamanı. Çünkü yarın 60 kilometrelik bir koşumuz olacak. Umarım sağlıklı ve keyifli bitiririz. Görüşürüz.